Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf'e ve Lice Sempozyumu başladı. Diyarbakır'da Uluslararası Eşhab-ı Kehf'e ve Lice Sempozyumunda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Ben Diyarbakır valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın ve böyle bir mağaranın olduğunu bilmiyordum ve bu belki benim eksiğim. Ama bu sadece benim de eksiğim değil, hocalarım kusura da bakmayınız. Demek ki bizler bunu bugüne kadar anlatamamışız," dedi. Diyarbakır'da valilik, Live Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi DÜ işbirliği ile Uluslararası Ashab-ı Kehf'e ve Lice Sempozyumu başladı. Dicle Üniversitesi Fuar ve Kongre Merkezi'nden düzenlenen sempozyuma, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç, Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal ile konuşmacılar ve üniversite yönetimi katıldı. "Vali atanacağım güne kadar Lice'de böyle bir makamın olduğunu bilmiyordum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ashab-ı Kehf'e ve Lice'nin önemine vurgu yaparak, "Dünyada 33 noktada Ashab-ı Kehf'e makamı ve mağarası bulunmaktadır. Türkiye'de ise 4 Eşhab-ı Kehf'e mağarası ve makamı var, biz Lice'deki Ashab-ı Kehf'e mağarası burasıdır iddiasında değiliz. Ama emin olun ben Diyarbakır valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın ve böyle bir mağaranın olduğunu bilmiyordum, bu belki benim eksiğim. Ama sadece benim de eksiğim değildir hocalarım kusura da bakmayınız. Demek ki bizler bunu bugüne kadar anlatamamışız," dedi. Ashab-ı Kehf'e, İslam aleminin uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum. Ashab-ı Kehf'te bir diriliş ve uyanış olarak yeniden yedi uyurların uyandığı gibi bölge olduğunu, buranın İslam aleminin uyanışına da vesile olmasını temenni ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Ashab-ı Kehf'e önemli bir hadisedir, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her kıssanın bugün bizlere aslında bir şeyler söylediği de çok açıktır. İnşallah tebliğler çevrimiçi olarak bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar ifade ediyorum inşallah Ashab-ı Kehf'te bir diriliş ve uyanış olarak yeniden yedi uyurların uyandığı gibi bölgenin ve İslam aleminin de uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum," diye konuştu. Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç da sempozyumla ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan konuşmaların sempozyuma katılanlara plaket verilirken, ardından sempozyum sunumlarla devam etti. Uluslararası Ashab-ı Kehf'e ve Lice Sempozyumu 26 ila 28 Mayıs tarihleri arasından açılış ve kapanış konuşmalarıyla yapılacağı, diğer sunumların ise sosyal medya aracılığıyla video konferans yönetimiyle çevrimiçi olarak yapılacağı kaydedildi.